Efendim bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısı saat 17'de yapılacak sevgili izleyiciler. Şimdi Ankara'ya gidelim. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Bize Buse Gençtürk toplantının hemen ayrıntılarını aktarsın. Buse sözü sana bırakıyoruz. Toplantının ana gündem başlıkları nelerdir? Evet sizin de söylediğiniz gibi bugün saat 17'de Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı yapılacak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek bu toplantıya. Aslında çok yoğun bir trafiği olacak bu toplantının. Hemen o başlıkları aktaracak olursak bugün toplanacak olan o toplantının ilk sırasında İdlib var. Ve İdlib'de yaşanan gelişmeler ve devam eden diplomasi trafiği de bugün yapılacak kabine toplantısında ele alınacak. Bir diğer başlıksa aslında bu İdlib'de yaşanan gerginlikler nedeniyle göç hareketi Türkiye sınırına yönelen göç hareketinde toplantıda ele alınması tahmin ediliyor. Diğer önemli bir gelişme de Türk Moskova'da olması. Türk heyetinin Moskova'daki temasları da bugün yapılacak kabine toplantısında ele alınacak diğer bir başlık diyebiliriz bir diğer başlık ise aslında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Libya e, olacak çünkü e, Doğu Akdeniz'de yaşanan e, gelişmeler e, aslında İdlib'de yaşanan gerginlik nedeniyle e, biraz gündemden düşmüş e, durumdaydı ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Libya'daki son durumda masadaki başlıklar arasında yer alacak. E, diğer bir önemli başlık ise kabine toplantısında Elazığ e, merkezi Sivrice olan Elazığ ve Malatya'da etkisini gösteren deprem olacak ve 24 Ocak'ta yaşanan bu depremle ilgili Cumhurbaşkanlığı ilgili bakanlıklar ve AFAD'ın da sunum yapması bekleniyor. Son durumu değerlendirilmesi bekleniyor. Aslında e, AFAD tarafından e, şehre 102 milyon dolar, 102 milyon liralıkta bir yardım gönderilmişti. Ve e, depremdeki depremin etkilerinin son durumlarının da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Bir diğer önemli başlık ise koronavirüs tehdidi aslında. E, Türkiye'de koronavirüs gözlemlenmese de e, yine de bugünkü kabine toplantısında koronavirüs tehdidi ele alınacak. Ve Çin'den gelen vatandaşların testlerinin de negatif çıktığını da söyleyelim. Karantina süresi de geçtiğimiz hafta sona ermişti ve Sağlık Bakanlığı alınan önlemleri koronavirüs tehditine ilişkin alınan önlemleri de aslında bugünkü toplantıda ele almış olacak. E, toplantı sonrasında ise açıklamayı Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapacak. E, dediğimiz gibi toplantının saat 17'de başlaması ve ardından da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın toplantıya ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Şimdiden, şimdilik Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü İstanbul stüdyomuza bırakalım.